günümüzde barınaklara, bakım evlerine, rehabilitasyon merkezlerine değinilecek olursa, evet, bazı dar şartlar altında bu kadar köpeğe hizmet etmeye çalışıyorlar gerçekten. Orada hani çalışan kişilere de buradan teşekkür ederiz. Bunlardan teşekkürlerimizi onlara da gönderelim. Ellerinden geldiklerince bu işlerle uğraşıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar ama ellerindeki imkanlar da birazcık bu konularda dar olduklarından dolayı bu projeye ihtiyaç var işte. Yani istediğimiz konu aslında burada olayın hepsini topu rehabilitasyon merkezlerine, bakım evlerine atmaktan ziyade oralarda olsun, oraların da başka görevleri olsun ama buradaki konu biraz daha farklı. Yani bu projenin önemi burada aslında. Bu oradaki insanlara bu köpekleri bıraktığımız zaman, bu kedileri bıraktığımız zaman belki yeteri kadar ilgi alamayabilirler. Veya orada örnek veriyorum, tek bacak olarak, iki bacak olarak düşünmeyin. Kimi zaman üç bacakta da, belki iki bacakta da gerçekten ampute olan hayvanlar da var. Bunların yaşamaları... İki ayağı ampute oldu diye uyutalım, ötenemizi mi yapalım yani? Böyle bir şey asla mümkün olamaz. Onların özel bakıma ihtiyaçları var. Yani burada insanların da vicdanlarını biraz düşünmesi lazım. Yani eli ayağı tutmayan annelerimiz, babalarımız, yaşlarımız var ki kardeşlerimiz de var. Ve bunları biz sokağa atıp ölüme terk etmiyoruz veya ölsün diye bir huzur evine bırakamayız yani. Böyle de bir şey yok. Tabii ki doğal ortamı, o bizim söylediğimiz insanların neresi? Kendi evleri. Biz nasıl kendi evlerinde bu insanlara elimizden geldiğince bakıyorsak, bu tarz yerlerde de onların kendi evleri olması lazım. Buradaki çalışacak projedeki en önemli, en vurucu kısım bence burası zaten. Ki bu projede ismi geçen işte Düzce Hayvanları Koruma Derneği, Bipativer, başka da bu konularla alakalı yardımcı olacak kişilerden de zaten hani çalışmaları da ortada. Bunlar zaten ön planda olması gereken şeyler. Bu alanları kurarken sırf bazı şeyleri yapmış olmak için yapmamak lazım. Güzel bir projeyle, burada bu projede destek veren kuruluşlarla da, derneklerle de oturup çözümlere gidilmesi gerekiyor. Çünkü bir proje ve bir yer bir kere yapılıyor ve öyle kalıyor, gidiyor açıkçası. Ondan sonra yeterli alan tekrar sağlanamıyor, gerekli personel sayısı arttırılamıyor falan. Bunların hepsini düşünülerek yeterli alanda, yeterli bir şeyde, güzel desteklerle güzel bir yere varılabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bipativer'in yapmış olduğu bu proje kapsamında artık belediyelere, valiliklere, ilgili bakanlıklara gitsin bu diyorlar ki destek verebilecek oldukları takdirde bizi desteklemeleri gerekiyor bu konuda. Çünkü gerçekten kendi aralarında, vatandaşların kendi arasında topladıkları paralarla yapılacak işler değiller bunlar. Büyük meblağlar gerçekten. Dolayısıyla böyle destekler gerekiyor. Buradan tekrardan belediyelere, valiliklere, bakanlıklara, ilgili bakanlıklara da sesimiz gitmiş olsun diyelim.